Herkese merhaba arkadaşlar. Daha önceki videolarımdan hatırlarsanız ata tohumları toplamıştık ve bunları bahçemize ekmiştik. Şu anda domateslerimizin son durumunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Gelişimleri gayet güzel gösteriyor. 3-4 günde bir sulamasını yapıyoruz. Şimdi bakımlarını yapacağım. Bazıları sırık tip. Onları şöyle çubuklarla bağlayacağız. Sabitlemeye çalışacağız. Normalde tam sırık olmayan domatesleri bağlamak çok iyi gelmiyor. Domates küsüp meyveyi kesiyor. O nedenle dallarını budamadan çok hafif bir şekilde sadece yanlara yatmasın. Dipteki suladığımız çamura ürünler değmesin. Oralardan çürüme yapmasın diye sadece ufak tefek sabitlemeler yapacağız. Sizlere bir de domateslerimizin son durumunu göstereyim. Şunları görüyorsunuz. Hepsi çeşit çeşit farklı farklı türler. Birbirlerini dölleyip çaprazlama yaparlar diye düşünüyordum. Öyle bir korkum vardı ama yapmadı çok şükür. Farklı farklı bir sürü tür domates geliyor burada. Şunlara bakın. Şekiller böyle pazarlardaki gibi pürüzsüz dümdüz değil. Bildiğiniz organik, çocukluğunuzdan hatırlarsınız. Böyle lezzetine doyamadığımız efsane domatesler gelecek inşallah. Şöyle göstereyim sizlere. Mesela bakın buradaki farklı bir tür. Şuradaki farklı bir tür. Normalde böyle sıra sıra ekmiştik. Baştan 3 sıra halinde yaptık. Baştan 10-15 tanesi aynı. 10-15 tanesi aynı. Öyle farklı farklı sona doğru gittik. Şu an meyveler üzerlerinde biraz küçük arkadaşlar. Çünkü geç ekim yaptık. Şuna bakın. Mesela bakın şuradaki de farklı bir tür. Şekli de farklı. Arkadaşlar şu anda burada muhteşem bir domates kokusu var. Yani burada olmanızı ve bu kokuyu duymanızı isterdim şahsen. Şunlara bakın. İşte bu domatesler genetiğiyle oynanmamış. Hiçbir şekilde çaprazlamalara girmemiş. Bildiğiniz orijinal yıllar önce ekilen ata tohumlarımız. Sizlere şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunun bu domates türünü ben bulamadım. Eğer bunun cinsini biliyorsanız ya lütfen yorumlardan yazın. Ya da Instagram sayfamızdan beni takip ederek bana detaylı bir şekilde cinsini, ismini anlatabilirseniz memnun olurum. Normalde Google'dan baktığımda domates türlerinde ya bu yaprak şeklini bulamadım. Şurada ürün de vermiş. Ürünü de göstereyim. Şu an şöyle küçük bir domatesimiz var. Yaprak türleri şu şekilde. Gövdesi böyle kadife gibi. Diğer domateslere hiç benzemiyor. Şöyle de meyveleri var. Muhtemelen meyveleri büyük ve pürüzsüz olacak. Çünkü hiçbir şekilde şekil bozukluğu yok. Evet arkadaşlar domateslerimiz bu şekilde. Ata tohumlarımız gayet güzel bir şekilde gelişiyor. Hemen hemen hepsinin üzerinde meyve var. Hiçbir tohum kısır tohum değil. Hepsi eski bildiğimiz tohumlardan çıktı. Yani birçok çeşidi derledik, toparladık. Ekimini yaptık. Şurada gördüğünüz domates muhtemelen yarı sırık bir cins. Bunları çubuklarla sabitleyip gövdelerinden geniş bir şekilde bağlayacağım. Kesinlikle böyle sıkıp veyahut da yukarıdan tellere doğru asmayacağız. Neyse o şekilde gelsin. Bunlarda bu domateslerde budama da yapmayacağım arkadaşlar. Hiçbir şekilde gelişimini doğallığını bozmadan ne oluyorsa nasıl ürün veriyorsa o şekilde sonucu bekleyeceğim. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip edip domateslerin cinslerinin isimlerini biliyorsanız bana bildirmeyi unutmayın.
Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.